Telefon bağlantımız var. Alo. İyi Alo. akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun, hocamız nasıl yardımcı olabilir size? İyi akşamlar diyor hocama. Hayırlı akşamlar. Ben şekerle ilgili neyi kullanabiliriz? Size ne tavsiye eder? Şeker rahatsızlığım var benim. Hocamdan onu rica edecektim. Tansiyon, Tabii ki. kolesterol var mı? Yok hocam, tansiyon yok. Bağırsaklarda şişkinlik, kazımsızlık, kabızlık. Kısmen kabızlık oluyor. Ha. Tansiyon, kolesterol yok, kabızlık var. Gastrit, ülser var mı? Yok Allah, öyle bir şey yok hocam. Şimdi kabızlık çok yani önemsizmiş gibi algılanıyor ama bütün hastalıkları tetikleyen ana faktörlerin başında kabızlık gelir. Kabız olursa kişi ne olur? Bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nereye gidiyor? Yani kabızlık bağırsaklarda defaca duruyor. Kabızlık bu. Kişi günde 2-3 defa lavaboya gideceğken haftada 2-3 defa gidiyorsa veya 1 defa gidiyorsa veya bazıları 10 günde bir lavaboya gidiyor. Ne oluyor? Bağırsaklarda sürekli bir kokuşma kokuyor. Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler ortaya çıkıyor. Mantarlar bunu işliyor. Mesela eskiden duyardık. Halkalı çöplüğü patladı. İnsan, binalar havaya uçtu. İşte şu kadar insan öldü vesaire. Çöplük atıldığı için o çöplükteki besin artıkları bir noktada çukurda toplanıyor. Mantarlar besin artıklarını neye dönüştürüyor? Zehirli gazlara, zehirli alkollere. Ve o gaz sıkışa sıkışa patlıyor ve yerin altında mesela herhangi bir yerde sıkışıyor. Bina üstünde bina varsa binayı hava uçuruyor. O kadar büyük bir gaz oluşuyor. İşte insanın bağırsağında da böyle çok ağır toksik maddeler oluşuyor. Gaz oluşuyor. Bu gazlar ne yapıyor? Bir, bağırsakları yakıyor. İki, emilen toksik maddeler karaciğeri yağlanmasına sebep oluyor. Üç, pankreas yağlanmasına sebep oluyor. Yani şeker hastalığını tetikliyor kabızlık. Şekere karşı işte kabızlık önemsenmezse bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Çok çok önemli. Kabızsa kişi hemen tedavi olması gerekir. O bir sinyaldir. Uyarı uyarı geliyor. Dikkat ediyor, dikkat diyor. Burada bir tehlike var. Ha, biraz sonra ona da değineceğim genişçe. Şimdi hemen tedavi olmak gerekir. Aksi takdirde bağırsaklardan gelen toksik maddeyi karaciğer arıtmak için B6, B12 vitamini harcıyor. Zamanla karaciğer yoruluyor, yağlanıyor. Aratamadığı toksik madde pankreasa yağlanmasını sebep olur. Pankreas yağlanırsa yeterince insülin salgılayamaz. İnsülin salgılayması ne olur? Şeker hastalığı ortaya çıkar. Buna karşı ne var? Gurmar. Hint dilinde gurmar şeker sıfırlayan demektir. Latincesi Cinnema silvestris. Bu bitkiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde, Danimarka'da birçok ülkede klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda gurmar şeker hastalığına karşı dünyada en etkili bitkidir. Neden? Birleşindeki cinnamik asit pankreastaki beta hücrelerinin tekrar kaliteli insülin salgılamasını sağlıyor. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde gurmar ekstresi, zeytinyağı ekstresi, keçi sedefi ekstresi, yaban mersini ekstresi, yaban mersini meyvesi ve yaprağı. Çok güzel bir formül geliştirdik şeker hastalığına karşı. Ve çok çok kişi hamdolsun aldı, kullandı, memnun. Şekeri 450'lerden aşağı inmeyen kişi şimdi şekeri normale döndü.